Kanser tedavileri uzun bir süreç maalesef ki. Evet. Bu yöntemler, bahsetmiş olduğumuz tedavi yöntemleri ne diyelim ki kemoterapiye ilk başta olumlu yanıt verirken sonrasında yanıt vermeme gibi bir durumu olabiliyor mu hastalarda? Tabii ki olabiliyor. Çünkü tümör kendine yeni yolaklar bulabiliyor ve mevcut verdiğin tedaviye direnç geliştirebiliyor. Yani senin kapattığın kapıyı o başka bir yerden açarak kendine yol bulabiliyor. O zaman da örnek mesela EGFR mutant hastalarda o mesela exon 19-21 diyoruz mutasyonları var. Hastada örnek exon 19 mutasyonuna yönelik bir ilaç veriyorsun. Sonra takipte bir direnç gelişiyor ama o direnç içinde geliştirilmiş bir akıllı ilaç olduğu için bu sefer ilacı değiştirip yeni bir akıllı ilaçla devam ediyorsun. Veya kemoterapi altında bir direnç gelişti, kemoterapi ilacını değiştiriyorsun gibi. Yeni sen de şeyler buluyorsun. Yani eskiden evre 4 akciğer kanserine şu kadarlık işte bir beklenti var deyip çoğunlukla tedavi edilmezken artık 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır yaşayan son 2-10 yılda yani 20 yılda gelişen tedavilerle hatta evre 4 hastaların %20'sinde özellikle akıllı ilaç ve immünoterapilerle şifalardan bahsedebiliyoruz. Yani immünoterapilerle 10 hastanın ikisi özellikle de akciğer kanserindeki immünoterapilerle şifa buluyor. Bunlar da hem dünya adına hem ülkemiz adına güzel neticeler. Çünkü akciğer kanseri dediğimiz gibi en sık görülen kanser ve çok sayıda insana etkileyen bir kanser. Yani örnek 100 bin kişinin 20 bini kurtuluyor. Yani ama bu akıllı ilaçların ve immünoterapi atmazsa bu oran giderek artıyor. Onun için mutlaka bu yeni tedaviler açısından hastaların mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor.